Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin, ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Aziz müminler, asil Müslümanlar, Bakara suresi 255 numaralı ayetimize geldik. Bakara suresi 255 numaralı ayet demek, ayetel kursi demek. Ayetel kursi. Kur'an'ımızda en önemli ayetlerden bir tanesi. Hepsi çok önemli ama bu kürsü ayeti. Onun hakimiyet alanından bahsettiği için bu isimle anılmış. Ayetel kürsi ile alakalı pek çok hadisi şerif vardır. Örneğin Buhari ve Müslim'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel gibi sahih kaynaklarda geçen bir hadisi şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Übey bin Ka'b hazretlerine Allah'ın kitabından hangi ayet en büyüdür diye sormuş. Peygamberimiz soruyor. Übey bin Ka'b hazretleri de ayetel kürsidir ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz bunu bilmesinden dolayı onu tebrik etmiştir. Yine Übey bin Ka'b hazretlerinin hurmalığına şeytana tabi bir cin musallat olmuş. Allah için çok vermeyi, dağıtmayı seven Übey bin Ka'b bu konuda zorlanmaya başlamış. Artık Allah için veremez hale gelmiş. Bu garip durumu bir mahlukat görmüş, bir mahluk bahçesinde onu takip ederek yakalamış. Kendi anlatıyor, diyor ki garip bir şekli vardı. Onunla konuşunca kimliğini ve maksadını anladı. Yani kendilerinden nasıl kurtulabileceğini sorunca Übey bin Ka'b, yani şeytan olduğunu onu fark ediyor. Cin. Şeytan cinlerden, cin tayfesinden biliyorsunuz. Meleklerden değil, millet öyle zannediyor. Yani şeytan kendisine ayan olarak gözüküyor. Aleni olarak. O da kendisinden nasıl kurtulacağını sormuş. Senden kurtulmak istiyorum ben demiş. O da Bakara suresindeki ayetil kürsiyi okursan ben onun okunduğu yerde duramam deyince onu akşam okuyan sabaha kadar, sabah okuyan akşama kadar bizden korunmuş olur demiş şeytan. Sabah olunca bu hadiseyi Übey bin Ka'b hazretleri peygamberimize aktarınca Efendimiz habis doğru söylemiş buyurdular. Yani peygamberimiz ne yaptılar? Ayet-el Kürsi'yi okuyan kimselerin şeytandan, cinlerden, şerlilerinden korunacağını bize bildirdiler. Yine Buhari'de Ebu Hureyre Efendimiz'den naklen bir hadis geçer. Hazreti Peygamber'e hadisi anlatılınca şeytan olduğunu öğrendiği hırsız Ebu Hureyre'ye şöyle demiş. Yatağına yatınca Ayet-el Kürsi'yi oku. Devamlı olarak Allah'tan bir koruyucunun olacak. Allah'tan bir koruyucun olacak. Ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacak demiş. Daha ayetil kürsi ile alakalı çok şey söylenir. Mesela biz arabaya bindiğimizde deriz ki herkes sigortasını yaptırsın. Ne demek sigortasını yaptırsın? Manevi sigorta. Bir insan arabasına biner. 7 defa ayetil kürsiyi okursa Hazreti Ömer Efendimiz'den gelen bir rivayet bu da o kimseye ölümün dışında hiçbir şey zarar veremez. Başka bir hadis
merak ederdim. Biz namazlardan sonra niye Ayet-el Kürsi'yi okuyoruz ki? Manası ne bunun? Anlamı ne? Peygamberimizin bir hadisi yine. Efendimiz kim her namazın arkasında, her farz namazdan sonra Ayet-el Kürsi'yi okursa, bu var. Onun arkasından 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber derse, arkasından da La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadiri de ilave ederse, hani müezzinlik yapıyoruz ya, namazlardan sonra hep beraber toplu halde yaptığımız bu ezkar, bu zikirleri yaparsa bir mümin, Ayet-el Kürsi'nin içinde. Peygamberimiz o kimsenin okyanusların üzerindeki köpükler kadar günahı bile olsa Allahu Teala kendisini bu ayeti okuyarak ta'zim eden kullarını affeder buyurdu. Böyle bir müjde. Ecdadımız bunu çok iyi bildiği için camilerde özel müezzinler görevlendirmişler. Oysa ki Peygamberimiz döneminde malumunuz bizim bugünkü bu usulümüzde bir müezzinlik yoktu. Müezzin sadece ezan okur, bir de kâmet getirirdi. Bunun dışındaki bütün işte Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim gibi bizim her gün namazlardan sonra kolay kolay terk etmeyip, özellikle bizim toplumumuz bu konuda çok hassastır. Bunlar Peygamberimiz zamanında herkes kendi yapardı. Ancak zaman içerisinde İslam'ın Arap olmayanlara da yayılmasıyla, adam ne bilsin, anlamını da bilmiyor, ağzı gözü belki tam dönmüyor. Büyüklerimiz bu sevaptan kimse mahrum olmasın diye camilerimizde bu müezzinlik usulünü geliştirmişler. Camilerimize özel müezzin için mahfil yapmışlar. Herkes bu sevabı alsın, elde etsin diye bunu asırlar boyu ısrarla uygulamışlar. Elhamdülillah. Şimdi gelelim Ayet-el Kürsi'ye. Ayet-el Kürsi'nin özelliği nedir? Mesela Yasin-i Şerif için hadisi şeriflerde Kur'an'ın kalbi denilir. Ayet-el Kürsi için de Kur'an'ın en büyük ayeti denilmiş. Neden? İhlas-ı Şerife için hatim değerinde denilmiş. Üç ihlas bir hatim sevabı getirir. Bu da hadis. Bunlar sağlam rivayetler hepsi. Üç kısa ayette Allah'ımızın özellikleri, güzellikleri anlatılıyor. Minnacık bir sure ama özelliği var. Bir amener resulü yatsı namazından sonra okunması sünnet kabul edilmiş. Bila vasıta Cebrail aleyhisselam arada olmadan direkt Allah'ımız tarafından peygamberimize ilka edilmiş, vahyedilmiş, vasıtasız. Bir huvallahu'l-lezî la ilahe illâhu Haşr suresinin son 3 ayetini sabah ve akşam namazlarından sonra da okumak sünnet olmuş. Neden? Huvallahu'l-lezî diyebildiğimiz Haşr suresinin bu son 3 ayeti Allah'ımızı anlatıyor. Ayet-el Kürsi bir ayette Rabbimizin en çok sıfatının anlatıldığı ayettir. Rabbimizin tam 19 özelliği anlatılıyor burada. Bir anlamda Allah Celle Celaluhu bu ayette kendini kullarına takdim etmiş, tarif etmiş. Şimdi bakalım. Rabbimiz kendisini bize nasıl takdim ediyor? Allahu, Allah Celle Celaluhu. Rabbimizin adı Allah'dır. Tanrı değildir. Yahve değildir. Gad değildir. Got değildir. Kim hangi dilde ifade ediyorsa, söylerse Allah'ımızın adını söylemiş olmaz. Bir adam Tanrı demekle Allah demiş olmaz. Rabbimizin özel adı Allah'dır Celle Celaluhu. Bak, Allahu,
Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kendisini takdim ediyor, tarif ediyor. Bu harf devrimi olacağı zamanlar hangi büyüğümüz Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed, o zaman mecliste mebus, mebeuz yani milletin vekili, Tanrı demek istiyorlar. Biz diyorlar Türküz. Son zamanlar hala bu zırva şu anda yine gündemde. Biz aslında İslam'ı yaşamıyormuşuz. Bizi Araplaştırmışlar ya. Araplaşmayla İslam ayrı şeylermiş. Adam batılılaşmayı, Yahudi gibi fötör giymeyi, başına şapka takmayı, onun gibi smoking giymeyi, dans etmeyi, Türklük. İslam'ın bize empoze ettiği yaşam biçimini de Araplık olarak takdim ediyor. Bu da ayrı bir tuzak. Mecliste Tanrı kelimesini kullanmak istiyorlar ve harf devrimi yapmak istiyorlar. O zaman hocalarımızdan bir tanesi, hoca dediğim sıradan bir hoca değil, alimlerden bir tanesi. Tam ismini şu anda hatırlayamadım. O günkü bu işin bir numarasına diyor ki, bakın paşam, Allah'ın diyor adı Tanrı değildir, Allah'tır. Elif'i diyor alın başından, Elif, Lam, Lam, He ile yazılıyor Allah. Bütün camilerimizde sağda Allah, solda Peygamberimizin adı yazılıdır. Elif'i diyor alın, aldık. Allah, 4 harf değil mi? Kur'an alfabesiyle. Elif'i aldık, geriye Lillah kaldı. Yine Allah demek. Tamam, bir lamı daha alalım, 2 kalsın. Lehu, yine Allah demek. Diğer lamı da alalım, 1 harf kalsın geriye. Hu, ne demek? Yine Allah demek. Yani her harfi Rabbimizin zatı ilahisini anlatan bir kelime Allah Celle Celaluhu. Paşa Hazretlerini böyle ikna etmeye çalışmış. Demiş gelin siz şu Müslüman toplumun 1000 yıllık yazısıyla oynamayın. Yanlış yaparsınız. Bu topluma en büyük kötülüğü yaparsınız. Demiş ve Allah lafzını da örnek vermiş yazarak önünde. Önüne yazıyor Allah diyor. Elif'i siliyor. Lillah diyor lamı siliyor. Lehu diyor, lamı siliyor, geriye hu kalıyor. Hepsi Allah demek. Rabbimizin adının böyle bir özelliği var. Allahu, o Allah Celle Celaluhu. Kimdir? La ilahe. Ne demek? La ilahe, ilah yoktur. İlah yoktur. Pekala ilah neye deniliyor? İşte bura çok önemli. Bu kelimenin İfade ettiği mana anlaşıldığı zaman La ilahe illallah'ın manası anlaşılıyor. İlah yoktan var eden demek. Amenna. Burada kimsenin itirazı yok. Rızık veren demek. Burada da itiraz yok. Sadece kendisinin önünde eğililen, tapılan demek. Burada da pek itiraz olur mu bilmem. Allah-u Teala kendi huzurunun dışında kimsenin önünde kıyam durmaya müsaade etmemiş. Eğilmeye de izin vermemiş. Alimlerimiz anne babanın eli öpülür demişler. Onların önünde eğilinilir. Çünkü Rabbimiz kendisinden sonra hemen anne babayı koymuş Kur'an'ımızda. Bir de alimlere ilme hürmeten tazim ifadesiyle eğilinilir denilmişler. Bunun dışında hiçbir nesnenin önünde saygı duruşunda durmak, eğilmek caiz görülmemiş. O konuda bizim toplumumuz elhamdülillah bunu ayırt eder. 3-4 İlah sadece ve sadece kanun koyma yetkisi kendisinde olan demek. Bunu nereye dayanarak söylüyorum değil mi? Nereye dayanarak böyle konuşuyorum? Hak dediğimiz şey hak. Bir şey hakkımızdır değildir. Bunun ölçüsünü kim belirlemiş? Mesela benim burnum böyle kardeşim. Bana bu burnu kim belirlemiş?
Benim erkek oluşumu kim belirlemiş? Kanun bunlar. Vücudumuzun, bütün insanlığın vücut ısısının 36-37 derece olduğu kararını kim vermiş ki? Sadece bu tabiatta böyle değil. Kulların hangi ölçülere uyup uymayacakları yasa koyma konusunda da tek yetkili Allah'tır. İlah, yasa koyma hakkı olan tek varlık demektir. Şimdi daha iyi anlayalım diye bir örnek verelim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'de risaletini açıklıyor, peygamberliğini. Adamın bir tanesi tabi Efendimiz'i duymuş. Demiş ya Muhammed, lima bu'ithte, sen niye gönderildin demiş. Amacın ne kardeşim ya? Yani sen ne yapmak istiyorsun? Cevap şu. Bu'ithtu, ben gönderildim. لِأَنْ اَقُولَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ La ilahe illallah demek için gönderildim demiş ya. Adam ne? Bir daha de demiş ya. Evet, La ilahe illallah demek için gönderildim. Öyle mi? Demiş adam. Bu meşhurdur bu hadis. اِذَنْ يُحَارِبُكَ الْعَرَبُ وَالْعَجَمُ Sen ne diyorsun demiş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Araplar ve Arap olmayanlar seninle kıyasıya mücadele edecekler demiş. Kimse oturduğu makamı kaptırmak istemez demiş Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sen o makamı Allah'a oturtmak istiyorsun öyle mi? Hatta hangi yıl bilemiyorum, saltanat kaldırıldıktan sonra hilafet vekillerden bir tanesi, adını bilemiyorum şu anda, hilafetin kaldırılmasını şu cümleyle ifade ediyor. Sultanla beraber Allah'ı da tahtından indirdik. Allah'ın yasalarını tatbik eden anlamda bunu kullanmışlar. Şimdi gelelim. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek değil. Bu dört tane kelime üzerinden düşünebilirsiniz. Sadece Allah'tan başka tapılacak yok demek değil. Zaten Fatiha-i Şerife'yi okuduğumuzda İyyâke ne'abudu, ya Rabbi ancak sana biz kulluk ederiz. Bak, sana taparız. İyyâke nesta'in, ancak senden biz yardım dileriz diyoruz değil mi? Sadece ya Rabbi doğru yolu sen bize gösterebilirsin. Yani hak olan yolu, gerçeği sen bize gösterebilirsin. Biz kullar bunu beceremeyiz. Buna aklımız ermez. Buna hacmimiz yetmez. İhdina sıratal müstakim bu demek. Yani hidayet yolunu, tek insanlığın mutlu olacağı doğru olan yolu gösterebilecek tek sen varsın. Niye? Çünkü bizim Halikimiz sensin, bizim yaratıcımız sensin, bizim mucidimiz sensin ya Rabbi. Sen bizi icat etmişsin. Ne bizim için doğrudur, ne yanlıştır? Hangi kurallar, hangi yasalar bizim için doğrudur, yanlıştır? Tek sen bilebilirsin. Bir yavrumuz katledildi biliyorsunuz. 8 yaşında bir çocuğumuz. Allah'ım rahmet etsin. O zaten cennette. Bir manken kızımız bunu diyen. Vallahi diyor, şeriat gelecekse diyor, ben diyor tesettüre girmeye razıyım. Manken kız söylüyor bunu. Tek diyor bu katliamların artık önüne geçilsin diyor. Yeter diyor ya. Bir çocuğu öldürmek nedir? Eğer şeriatın gelmesiyle idam cezası gelecekse ben buna varım diyor kız. Şimdi şeyde dolaşıyor internette. Bizim insanımız onun için elhamdülillah gönlü volkan gibi imandır. Bir büyüğümüzün sözüdür değil mi? Bu halkımızın, bu halkın, bizim aziz, necip toplumumuzu kastediyoruz. Doğusundan batısına, Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle küllerini üfleyin, iman koru çıkar diyor. Bizim toplumumuz bu kardeşim. Öyle 50 yılda, 100 yılda bu toplum Allah'ın izniyle o değerlerinden vazgeçmez. Atom nasıl çekirdeği böyle üzüm üzüm yanıyorsa, bu milletin özünde iman var elhamdülillah. Tam 1000 yıldır
bize iman öyle bir sirayet etmiş ki ne yaparsanız yap. Bu toplum Allah'ın izniyle zerreleriyle mümindir. İman ehlidir. Elhamdülillah. Geri dönüyoruz. Allah öyle bir Allah'dır ki Celle Celaluhu La ilahe ilah yoktur kardeşim. Yoksa kim var? Bakın mümin olabilmek için önce bir reset gerekiyor. Red gerekiyor. Önce bir inkar gerekiyor. Neyi inkar edeceğiz? Bu ayette Ayetel Kürsi'de sona geliyor. Rabbimiz der ki Femen yekfur bit tağut. Kim tağutu reddederse. Tağut ne? Allah'ımızın koyduğu kuralların, prensiplerin, yasaların dışındaki bütün yollar tağuttur. Tağutun Türkçe karşılığı ne? Azgınlık. Allah diyor ki yol şurası. O da diyor ki hayır orada değil şura. Ya sen azmışsın. Allah'a karşı sen yol göstermeye çalışıyorsun. Hucurat suresinde ne deniliyor? قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Dininizi Allah'a siz mi öğreteceksiniz ya? Allah size gösterecek ne doğrudur ne yanlıştır. O bilir. Siz bilemezsiniz. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ Allah bilir. وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Siz bilemezsiniz. Sizin bildiğiniz bir yere kadar. Dört duvar arası. Yaşadıklarınız, tecrübeniz. Biz böyleyiz. Biz kısıtlıyız. Biz engelliyiz bu anlamda. Hacmimiz bir yere kadar. Ama Rabbimiz öyle değil. Onun için bundan sonra gelen ayette aslında bu Allahu la ilahe illa hu'yu açıklıyor. Kim tağutu reddeder. La ilahe demek işte bu. Ve yu'min billah sadece Allah'a inanırsa. Allah'ın dışında bütün teklifleri, bütün yolları hadi oradan. Rabbim bana yolumu göstermiş. Sizin yollarınız nedir Allah'ınızı severseniz derse. Allah'ımız cümlemize bunu diyebilmeyi nasip eylesin. Evet. Ve yu'min billah fekad istemseke bil urvetil vuthqa. İşte o kimse en sağlam yerden tutmuştur. Allah'ın ipinden tutmuştur. Elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu La ilahe illahu. O öyle bir varlıktır ki, öyle bir zatı ilahidir ki, ondan başka ilah yoktur. Elhamdülillah. Efendimiz ne der Peygamberimiz? Ceddidu imanekum bi kavli la ilahe illallah. İmanlarınızı la ilahe illallah diyerek tazeleyiniz. Şimdi biz ara sıra burada geçen sene sabah namazına gelen cemaate güya ufak bir tesbihat yapıyorduk. Milletimiz alışkın olmadığı için bakıyorum ağızlara la ilahe illallah diyemiyor. Utanıyor, çekiniyor. Neden çekiniyoruz yani? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Almanya'da bir yavruma sormuştum. Güzel oğlum dedim. Daha çocuk 12 yaşlarında. Güzel oğlum dedim. Biliyorsun ki bir dakika sonra öleceksin. Ne yaparsın? Hocam dedi la ilahe illallah derim. Niye oğlum? Hocam dedi biliyorum ki kimin son sözü la ilahe illallah olursa o cennete gider. Allah'ımız cümlemize bunu nasip eylesin. Pekala son nefesimizde la ilahe illallah demek istiyorsak ki gönlümüzdeki arzumuz budur. Bunun için gayret ortaya koymak lazım. Kişinin fikri neyse zikri o olurmuş. Şurada la ilahe illallah olursa Allah'ın izniyle zor bir anda ağızdan o dökülür. Şuurumuz gitse bile ağzımız la ilahe illallah der. Birkaç defa örnek olarak verdim. 91 yılında bizim köy buraya 110 kilometre. O zaman yollarımız patikaydı. Arabayla gidiyorum. Şöyle ufak bir dönemeçimiz var. Ben ne bilirim. Çok hızlı da gitmiyordum. Araba birden bir savruldu bizim. Daha yeni şoförüm ben. Arabada ebem, dedem bir de hanımım var.
dedem pek konuşmayan bir adamdı da ebem ilkokul bile okumamış bir kadın. O savrulma esnasında ne diyor ebem biliyor musunuz? La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ebem diyor. Ben sözde hocayım, aklıma gelmedi. Çok konuşmakla bu iş olmuyor. Kadıncağız ekmek yaparken la ilahe illallah diyor. Su getirirken la ilahe illallah, yemek yaparken la ilahe illallah. Bazında bu. O esnada la ilahe illallah diyor. Onun için nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Allah'ımız cümlemize iman, Kur'an ile göç etmeyi nasip eylesin. Günümüz hayırlı olsun. Rabbimiz bütün hastalarımıza şifalar ikram eylesin. Sıkıntılarımızı bertaraf eylesin. Ümmeti Muhammed'e selametler versin. El-Fatiha.